İyi akşamlar arkadaşlar, kıymetli takipçilerimiz. Dün rahatsızlığımdan dolayı canlı yayını yapamamıştım. Bugün canlı yayınımıza devam ediyoruz. Kilolarımıza meydan okuyoruz. Hodri meydan. Burada mı hodri meydan diyenler? Aşırı diyet yapmadan, aşırı spor yapmadan, böyle günlük yaşantımızda küçük küçük değişiklikler yaparak ideal kilomuza ulaşacağız Allah'ın izniyle. Sonra da fit kalacağız, formda kalacağız. Ömür boyu amacımız bu. Önümüzde Kurban Bayramı var. Şimdiden mesajlar geliyor. Hocam ne yapacağız Kurban Bayramı'nda? Et de mi yemeyek? Erzurum tabiriyle. Ölak mı? Arkadaşlar benim bu konudaki kanaatim, lütfen Kurban Bayramı'nda et yiyin. Gittiğiniz yerlerde ikramları kabul edin. Ben öyle yapacağım. Yani böyle keyfiniz varsa yiyin. Bakın bu sözüme lütfen itibar edin. Tabii bunu derken yıl boyunca çalışmaları takip edip efendime söyleyeyim uygulamaları tam yapanlar için söylüyorum. Aleykümselam. Selahattin Eyyubi hocam. Çok teşekkür ederiz. Ankara'ya selamlar. Evet. Yani Kadir Hoca kurbanda yiyin dedi. Bu kısmını alıp karbonatlı suyu içmezseniz, Kadir Hoca'nın dediği diğer şeyleri yapmazsanız yedikleriniz size kardeş kalabilir. Lütfen bu dediğime dikkat edin. Şimdi her ders tabii bütün dersleri takip etmeyeceğiz. Bütün dersleri özetlemeyeceğiz. Çünkü vaktimiz ona yok ama yeni gelenler için en azından geçmiş bir iki konudan bahsetmemiz lazım. Öncelikle kendisi de bugün misafirimiz, biraz önce katıldığını gördüm. Çarşamba günü akşam 22'de Nevin hocamın misafiri olacağım. Postu görselimizde var. Yaşam amacımızı bulmak. Nevin Hanım çok değerli bir arkadaşımız. İstanbul'daki hipnoz eğitimlerimden birinde tanışmıştık. Hipnoz eğitimlerime katılmıştı. Gerçekten çok dolu dolu kendini yetiştirmiş. Sonradan tabii çok daha ilerledi. Çok yönlü bir arkadaşımız, ablamız. Çarşamba günü saat 22'de o sohbeti kaçırmayın derim. Bugün YKS açıklandı. Öğrencilerimden şu ana kadar aldığım en iyi derece 506. olmuş bir kardeşimiz Fatma Zehra isminde. Güzel, tabii biz daha büyük dereceler bekliyorduk açıkçası ama bakalım hele bir sonuçlar tam açıklansın. Hepsi yavrularımız için hayırlısı olsun. Bir YKS ve LGS için ayrıca bir eğitimler önümüzdeki yıllar için neler yapabiliriz bu yıl. İşte böyle birkaç şey paylaşacağım. Ama bugünkü konumuz kilolara meydan okuyoruz. Diyet yapmadan, spor yapmadan. Tabii ağır diyet, ağır spor, basit hareketler yapılabilir. Geçen dersimizde EFT'den bahsetmiştim, vuruşları göstermiştim. Bir benimle beraber yapın. Umarım vuruşlarınızı yapmışsınızdır. Evet, akupunktur bölgelerine ufak ufak
vuruşlar yapıyoruz. Mide üstü, kaburga köşeleri, böbrek üstü. Evet. Parmak uçları. Emotional Freedom Teknik. Evet, bu bölgeleri artık yeni katılanlar, bu derste katılanlar önceki videoları izleyip bu vuruşların içeriğini, detaylarına bakacaksınız. Evet. Şimdi bu EFT vuruşları için ne demiştik? Önce bir boş bir tur. Sadece vuruşları ezberleyip, öğrenip yapın. Sonra ikincisinde olumsuz duyguları, işte efendim yeme dürtüsü, efendim kaygı, endişe, bir stres varsa, stresten dolayı yiyorsanız ki stresi yapmıştık, bu stresim bana zarar veriyor. Bıraktım gitti, bıraktım gitti, bıraktım gitti. Bu derste de biraz bir şeyler anlatacağım, bir imgelemeden bahsedeceğim. Sonra bir sonraki derste de bir takım kısa yollar ve travma boşaltıcı 1-2 uygulama daha göstereceğim EFT ile ilgili. Sonra da artık derslerde demo yapacağız. Gönüllü arkadaşlardan, takipçilerimizden arkadaşlarımızı alacağız. Gönüllü olanları. Burada da hani küsmeyin, darılmayın diye ne yapacağız? Kimleri alacağız? Birincisi takipçilerimizi, her hafta takip edenleri alacağız. İkincisi eşini, dostunu, çevresindekileri etiketleyenlerden kabul edeceğiz. Yani hocam ben 10 kişiyi etiketledim, haber verdim. Bu güzel, faydalı işin paylaşılmasına vesile oldum. Ben de seans yapmak istiyorum. Dürüst olacak sahneye, bu işte görsel canlı yayını aldığımızda kendini güzel ifade edebilecek. Tabii herkesin anlayabileceği, herkesin kendine bir yakınına yapabileceği şekilde olan sorunları konuşacağız. Kilo vermenin önündeki engelleri kaldıracağız. Basit, herkesin anlayabileceği, yoksa çok derin travmaları, derin sorunları böyle canlı yayında çözmek doğru değil diye düşünüyorum. Onlar artık özel görüşecekler. Şimdi EFT vuruşlarıyla ilgili, evet, bir kendinize bu vuruşları yapın. Bu arada bazı arkadaşlarımız sonuç almaya başlamış. Feride Hanım çok değerli bir arkadaşımız Antalya'dan. Hatta başka gruplarda da ismimizi paylaşınca biraz arıza çıkmış. Ben dedim ismimi başkalarının gruplarında paylaşmanız doğru değil. O yani onlara saygısızlık anlamında. Benim için bir korku değil de benim için bir gurur. İşte niyet yaptık. Niyetle çok rahat işte çözüldü. Uygulamaların eksik taşı niyetmiş. Kadir Hoca ile başladım, çok rahat işte 3 kilo verdim falan demiş. Grupta rahatsız olmuş. Başka bir grupta bununla ilgili bir şey paylaşırken doğrusu ismimi değil de yaptığım şeyin tekniği paylaşarak, ya şöyle bir teknik var, işe yarar, kullanabilirsiniz diyerek faydalı olabilirsiniz. O gruba da saygımızdan dolayı, o grubun hocasına da saygımızdan dolayı, her yiğidin bir yoğurt yiyişi var. Herkesin bir tarzı var. Ben bu seanslarda, yani 20 yıldır tabii birçok farklı teknik öğrendik. Cumartesi, pazar da Bülent Şenyürek, Abdullah Canıtez hocalarımın eğitimine katılmıştım. Çok memnun kaldım. Tavsiye ederim. Bu tür eğitimler almanızı öneririm. Benim eğitimlerimi de çok soranlar oluyor. Bayramdan sonra eğitimlerimle ilgili fikir vereceğim. Efendime söyleyeyim. Benim eğitimlerimle ilgili paylaşmalarım olacak.
nasıl bir eğitim veriyor, ne faydası var, ne işinize yarayacak, fiyatı falan vesaire, içeriği özellikle. Fiyatı çok önemli değil, her türlü ödersiniz. Ama içeriği çok dolu, gerçekten dolu dolu. Bu işle ilgilenenler için, yeni başlamak isteyenler için, ya bu işi ben seviyorum, yapabilirim diyenler için Kurban Bayramı'ndan sonra yaşam koçluğu, hipnoz, EFT, NLP, travma çözümleri, terapiler nasıl yapılır fikirlerimi paylaşacağım. Bugüne kadar aldığım eğitimlerin özünü, nüvesini size yarayacak şekliyle kolaylaştırıp, basitleştirip işinize yarayacak kısmını vereceğim. Adım adım, basamak basamak ilerleyenlerle ilerleyeceğiz. Şimdi ideal kilomuz için seansımıza dönelim. Bu vuruşları sadece vuruşları yapmanız bile yeterli. Basit olması etkisini düşürmüyor. Köprücük kemiğinin biraz üstü, biraz altı. Mide üstü, kaburga köşeleri. Böbrek üstü. Evet, parmak uçları. Birinci turda sadece vuruşları yapıyoruz. Üçer beşer kez. İkinci turda olumsuzları bırakıyoruz. Bu stresim var. Stresten dolayı çikolata yemek istiyorum. Stresten dolayı duygusal açlık demiştik buna. Evet, bu stresi bıraktım gitti. Bu strese sebep olan neyse bıraktım gitti. Veya çalışıyorsunuz, kilo veremiyorsunuz. Ya kilo vermem engel olan ne varsa içinde, blokajlar. Bıraktım gitti deyip vuruşları yaparak, sert vurmak değil amaç. Amaç o bölgeleri uyarmak. Oradaki blokajlar zaten açılır. Blokajlar açıldı mı? Daha enerjiden bahsedeceğim, çakraları dengeleyeceğiz, kendi çakralarınızı dengeleyecek şeylerden bahsedeceğim. Daha çok konumuz var. Amacımız acele etmek değil. Bir oturuşta her şeyi anlatıp böyle birçok şeyi bilmek çok önemli değil. Önemli olan ufak ufak hayatımıza geçirmek. Değerli Ömer Aydın hocamız da aramızda. Hepinize tek tek selam vermeyeyim. Mustafa hocam, Ömer hocam, değerli dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Evet, hepinizi çok seviyorum. Şimdi şöyle bir düşünün. Bugünkü bahsedeceğim konu size çok yarayacak. Kitabın da ismini sayfamda paylaşacağım, resmini. İki kavramdan bugün bahsedeceğim. Plasebo, nasebo. Bu Kurban Bayramı dolayısıyla veya benim gibi yemeği sevenlerin yemek görünce, ziyafet görünce, efendim lan nasıl etsek falan diyenlere benim kendi çözümümü söylüyorum. Bir defa ya yem yemem lazım, yemeyeceğim, bunu yedim bana kilo olur, bunu yedim dokunur. Sakın bunu yapmayın. Şifa niyetiyle yiyin. Efendim su içmek çok güzel. Evet Serap Hanım, su içmek çok işe yarıyor. Sirkeli suyu sabah aç karnına bir bardak, yemeklerden 2 saat sonra birer bardak. Kurbanda da aynısını yapacaksınız. Gerçekten işinize çok yarayacak. Kurban etini yiyeceksiniz, davetlerdeki ikramları kabul edeceksiniz. Zaten tatlı falansa bilinçaltınız otomatikman yediğini yiyecek, kalanını size diyecek. Yok yeter, istemiyorum. Otomatikman gözünüz kalmasın. Yani gönlünüz, gözünüz doysun. Bazen ben ziyafetlerde diyorum, karnım doydu ama gözüm doymadı. Gözünüzü de gönlünüzü de doyurun, hiç problem değil. 2 saat sonra sirkeli su için biraz yürüyün. Efendim ama bu bana kilo olur, zarar verir. Bu bana işte zararlı. Bunun niyeti atın. Şifa niyetiyle deyin, yiyin. Yiyebildiğiniz kadar yiyin. Sıkıntı yok.
Bayramdan sonra zaten atacağız. Plasebo, bunun çoğu biliyor ama ben Plasebo Sensin diye Joe Dispenza'nın kitabını okuduktan sonra Plasebo ile ilgili algılarım değişti. Kitabın resmini sayfamdan paylaşacağım. Plasebo Sensin, Joe Dispenza'nın iki kitabı da okunur. Bundan sonra artık kitap tavsiyesi de önereceğim. Kitapları da okumaya başlamanız gerekiyor. Bu seanslar aynı zamanda bir yaşam koçluğu sohbeti olarak da değerlendirebilirsiniz. Çevrenize davet ederken bir yaşam koçluğu, bir yaşam felsefesi, ideal kilo hepsi içinde. Zaten ideal kilo için yapacağımız her çalışma düşünce boyutuyla, duygu boyutuyla, davranış boyutuyla bir bakıma da kişisel gelişim sohbeti, bir yaşam sohbeti efendime söyleyeyim. Dolayısıyla rahat bir şekilde davet edebilirsiniz eşinizi, dostunuzu. Davet etmenizi de isterim. Kendi adıma böyle bir program yapıyorum. Daha çok kişi istifade etsin. Tanınmaksa eyvallah, tanınmak da isterim. Ama temel niyetim yani bilgimi, birikimi en azından haftada bir ders de olsa sağlık sorunlarım oluyor. Onun için daha fazla şu an yapamıyorum ama ileride inşallah yapmak isterim haftanın 3 günü, 4 günü. Dolayısıyla dün mesela çok iyi değildim. Sabah serum taktılar. Eşim sağ olsun. Eşim aile hekimi benim. En büyük destekçim, kardeşim herkese Aytekin Bey. Dolayısıyla insanın günü gününe uymuyor. Her halimize şükürler olsun. Şu an biraz toparladım. Aslında yine tam iyi değilim ama olsun, yine ertelemektense Allah bereket versin. Ne faydamız olursa o kadar mutlu oluruz. Plasebo, beynin, zihnin algılarıyla, düşüncelerle kendini iyileştirmek, vücudu iyileştirmek özelliği demek. Bu çok önemli bir şey. Yani bu bilimsel olarak da ispatlanmış. Birçok rahatsızlık için de bu yapılmış. Ağır hastalıklar için de, kanser tedavileri için de. Hastalara bir kontrol grubu var. Bir de plasebo uygulanan grup. İşte size öyle bir ilaç vereceğiz ki çok etkili, çok tesirli, yeni çıktı. Şeker veriyorlar, basit, zararsız. O şekeri o ilaç niyetine içip iyileşme niyetiyle içtiği için, iyileşeceğim diye içtiği için iyileşmekle ilgili zihinsel iyi niyet, iyileşiyorum galiba, evet hapı içtim bana iyi geldi gibi düşüncelerle zaman içinde bakıyorlar, hastaların %30'u 40'ı iyileşiyor. Gerçekten ağır sorunları aşıyorlar. Buradan tıp hekimleri, bilim insanları şu kanaate varıyorlar. Diyorlar ki evet, kişi kendisi yediği içtiği, mesela şifa niyetiyle yediğinde zararlı bir şey bile olsa, gerçekten inanarak bunu söylüyorum. Lütfen siz de odaklanın. Şifa niyetiyle deyip besmeleyle yiyin. Efendim, niyetiniz şifa olduğu için, kaygı endişe olmadığı için, ya ben bu eti yiyeceğim, bu yağı yiyeceğim, bu işte neyse bana çok dokunur. Tekrar ediyorum, abartmadan. Yani siz içinizden yemek geliyorsa yiyeceksiniz arkadaşlar. Bakın buraya çok dikkat edin lütfen. Arkadaşımız sabah akşam birer saat yürüyorum demişti, yazmış, orada gözüme çarptı. Zorla değil, içinizden geliyorsa yürüyün, gelmiyorsa yürümeyin. Hayatınızı, beyninizi gererek, streslenerek, vücudunuzu gererek kasmayın. Bu çok yanlış. Böyle yapılan her şey geri tepiyor. Ben birçok ustanın çalışmasını takip ediyorum. Öyle bir bu huyumu da seviyorum.
şartım, zamanım, vaktim, maddi manevi uygunsa girerim, izlerim, dinlerim. Öğrenmek istediğim, öğreneceğim bir şeyi öğrenirim. Kendi yaptıklarımla ilgili fikir oluşur. Ben de bunu böyle yapayım, bunu böyle yapmayayım, şöyle yapayım diye. Öğrenmeye açık biriyim. Demolara katılıyorum, Instagram'larını takip ediyorum. Neler oluyor, değişiklikleri, gelişmeleri. Kilo vermekle ilgili aslında çok sorun olmuyor. 3 kilo, 5 kilo veriyor millet. İşte bir iştah kapama seansı yapıyor, bir ne bileyim, efendim şartlandırıyor falan. Buradaki temel mevzu, benim özellikle ısrarla üstünde durduğum şey, kilo verecek, keyifle verecek, zorlanmadan verecek ama formda kalacak. Bunu bir yaşam alışkanlığı yapacak. Çorba çorba çorba, ot ot ot, salata salata, meyve meyve, açlık oruçları. Tamam, diyeti bıraktığında hop 15 kilo vermişti, 25 kilo aldı. Neye yaradı? 2-3 ay sıktı kendini, 5-6 ay sonra hop. Öyle değil. Yani bu doğal. Nasıl uykumuz geliyor, yatıyoruz, sabah kalkıyoruz. Nasıl günlük hayatımızı yaşıyoruz zevkle. Aynen böyle yiyeceksin ama yediğini bir şekilde içten gelerek azaltacaksın. Bu da mutlaka plasebo etkisini bilmek lazım. Plasebo, nasebo. Tabii detayları ilerleyen derslerde, benim şöyle bir özelliğim var. Yeni tanıştıklarımız için biraz açıklayayım. Ben önce basit basit anlatırım. Çünkü kitlemi tanımıyorum. Kim beni izliyor, kim beni dinliyor? Efendim köylüsünden şehirlisine, ilkokul mezunu profesörüne, doktorundan ev hanımına, herkesin farklı bir bakış açısı var. 10 kilo fazlası olan var, 30 kilo fazlası olan var, 50 kilo fazlası olan var. Vatandaş mesaj atmış, hocam herkese her şeyi yaptım, şimdi seni önerdiler. Önerenden de Allah razı olsun, hocam takipteyim. Bunu böyle sakin sakin yapacağım, acele etmeden. Evet, ameliyat da yapan var, mide bandı takan var. Hipnozda ben de mide bandı takabiliyorum ama takmıyorum. Ben seanslarımda onu biliyorum ama kullanmıyorum. Gelene de önermiyorum. İsteyene de diyorum ki bununla bırakacaksan hiç bırakma kardeşim. Öyle şipşak şeyler çok şey değil. Kolay olacak, basit olacak. Öyle bir şey olacak ki sen öğreneceksin, başkasına da yaptıracaksın, anlatacaksın, tavsiye edeceksin, o da yapacak, başarılı olacak. Ama ne bileyim, atalarından gelen, genlerinden gelen bir sıkıntı varsa, blokaj, o özel çalışılmalı. Hatta bazıları, hocam bir grup yapalım bu tür şeyleri, Zoom'dan bir grup yapabilirim kitleyi tanıyıp. Zoom'da çünkü karşılıklı konuşabiliyoruz da, bayramdan sonra bir grup oluşturabilirim. Onu ayrıca söylerim. Bir düşüneyim yani nasıl yapacağımızı. Size maddi manevi uygun hale getirip bana da zaman ayırıp yapabilmeye değmeli. Çocukluk travmalarınız varsa, anne karnında travma varsa, yaşadığınız, işte evliyseniz eşinize yaşadığınız, işte gençken yaptığınız travmalar bazen kilo vermeyi engelleyebilir. İşte efendim Hashimoto tiroiditi var. Kardeşim tip 2 diyabet var, tip 1 diye. Bunlar zor kilo verir. Kronik rahatsızlıkları olanlar, hem onların geçmesi için duygusal anlamda paylaşımlarım olacak. O bayramdan sonra açıklayacağım. Şu anki şu sizin takip ettiğiniz canlı yayın, katılan herkesin faydalanabileceği basit, kolay şeyleri önce anlatıyorum. Bu bir ay, iki ay devam eder. Sonra biraz daha detaya girerim. Yani o başlıkları daha derinlemesine incelerim. Daha ilerleyen şeyler. Takip edenler kafasında oturur. Çünkü birçok şey ilk konuşmada, ilk duyulunca falan öyle tam oturmuyor. Ben de böyle... Yani gerçekten hep yeni şeylerden bahsettim.
birkaç yıl boyunca anlatırım. Kendi adıma söylüyorum. O kadar çok eğitim aldım, o kadar çok okuyorum ki. Ama burada mesele ben şunu biliyorum değil. Burada mesele sizin dinleyip, anlayıp, kolayca yapıp hayatınıza geçirmeniz. Hoca çok güzel konuştu demeniz, ben o seviyeyi geçtim artık. O benim için çok tatmin edici değil. Ama hocam gerçekten basitti, yaptım. Sağ olasın, güzel işe yaradı. Görümceme de uyguladım. İşte ne bileyim, bacanağıma da öğrettim. Komşumuza da yaptım, o da uyguladı. Çok pratik, çok basit, çok sağlıklı. Eyvallah, bunu istiyorum. Gerçekten sadelik en başarılı olandır. İş, sonuç alalım. Yoksa çok afilli konuştu hoca. Ben size hücrenin şeyine kadar anlatacağım beslenmeyi. Zaman istiyor. Biraz böyle sohbet şeklinde. Sabır istiyor. Sabırlı olmalısınız. Aynı şeyleri tekrar ediyorum çoğu kez. Evet, kafanızda kalsın artık, ezberlemiş olun. Yani of, bıktım artık bu karbonatı, sirkeyi, şu EFT vuruşlarını, o kadar çok söyleyeceğiz ki yani artık otomatikman ezberlemiş eğitimini almış olacaksınız. Siz videoları izleyin yeni gelenler, önceki videolara bakın. Kilolara meydan okuyoruz başlığında. Her ders bir şeyler paylaştım, lütfen dikkat edin. Şimdi plasebo, olumlu etki, olumlu beklenti. Bence tam açıklaması olumlu beklenti. Bir beklenti oluşturduğunuzda beyninizde arkadaşlar, o beklenti beyin kendini iyileştiriyor. Emin olun bundan. Yani kilo vermedim, verdim, yaktım, yakamadım, aman yürüdüm, yürüyemedim. Öyle bir şey yok. Emin olun. Öyle insan var ki o kadar yiyor ki kilo alamıyor. Yemekle alakalı değil aslında. Mesele kafayla alakalı. Beyinle, zihin, bilinç, bilinçaltı. Yemeğiyle de alakası var. Yani hiç yemeğiyle alakası yoktu demiyorum. Evet, baş ağrısı falan, bu vuruşlarla gerçekten migren falan. 40 gün devam edin. Fatıma Hanım, görürsünüz migreniniz falan da bayağı rahatlar. Su mesela, yanınızda su olacak. Bol bol içeceksiniz. Suyu da yudum yudum çay gibi için. Oda sıcaklığında mümkünse, hafif serin olabilir. Evet. Plasebo, olumlu beklenti. Şimdi bir de nasebodan bahsedeyim birazca. Kitabın tamamını okumanızı isterim. Özellikle detay isteyenler, özellikle aramızda çok başarılı terapistler var, hocalar var, eğitimciler var, gerçekten çok ilgili hanımefendiler, beyefendiler var. Sizin derinliğinize, siz verdiğim kitabı okuyup bitirdiniz, yetmediyse merak etmeyin, doktorların ilaç yazdığı gibi ben kitap öneririm. Mütevazı olmayacağım burada da, ciddi ciddi okuyun. Kitap okumayı ben çok önemsiyorum, size de öneriyorum. Kitap okuyun. Yani ben kendim kilo vereyim değil mesele. Kilo verin, eşiniz, çoluk çocuğunuz, kitap okuma alışkanlığınız mutlaka olsun. Dua ederiz, Allah'a şükür Müslümanız, çok şükür sonuçta sıkıntı yok. Onunla ilgili de fikirlerimi söyleyeceğim. Bazen gerçekten dua ve niyet, mesela niyetin gücünü, niyetin terapi etkisini kesinlikle önemseyin. Niyetlenmekle başlıyor her şey. O zaman evet, nasebo'da şöyle, çok nasebo örneği var. Nasebo'da olumsuz beklenti. Adamın biri işte soğuk hava deposunda kalmış. Efendim, sabaha kadar donacağım, dondum, kanım dondu, ayaklarım uyuştu. Donmakla ilgili olumsuz bir beklenti olduğu için sabaha donmuş. Ama şaşırtıcı olan şey, bunlar basına çıkmış, bunlar bilimsel olarak literatüre girmiş, basına çıkmış, dolap artı 4 dereceymiş, yani dolap çalışmıyormuş. Ama o dolabın çalıştığını, soğuk hava deposunun sabaha kadar donacağına niyetlenerek, nasebo diyoruz buna.
İşte bu hastalık hastaları, bu işte kalori hesaplayanlar. Ben buna bak, bu benim görüşüm. Lütfen şunu söyleyeyim. Çünkü çok değerli doktorlarımız var, takip ediyorum. Çok değerli diyetisyenler var, çok değerli hocalarımız var, anlatıyorlar. Şimdi onlarınkine karşı değilim. Ben fikrimi söylüyorum. İstediğiniz ortamda da tartışırız. Efendime söyleyeyim, kalori hesapları. Şunu yersem 50 kalori, şunu yersem 100 kalori, şunu yersem... Ya hayat böyle geçer mi kardeşim? Adam iki tane badem atıyor, işte bilmem 5 kalori aldım, şu kadar yürümem lazım. İşte yarım ekmek, ya dönerin tadını çıkar baba ya, kebap yiyorsun, kebabı yiyorsun, hem bir taraftan yiyorsun hem de üf bu işte 100 kaloridir, ben bunu işte... Ya tadını çıkar arkadaşım ya, yani tekrar ediyorum, her şeyin bir bütüncel bakışı var. Yani tadını çıkar, ben öyle düşünüyorum. Kebap yiyorsan tadını çıkar. Yok kalori malori. Ha, azıcık kalori bilgisi de olabilir. Kan grubuna göre bir beslenme bilinci bahsedeceğim ilerleyen derslerde. Onlar biraz daha ilerleyen zamanın konusu. Ama şu an nasebo, olumsuz beklentin. İşte yedim kilo aldım, aman işte bana bir şey olacak. Adam kalp krizi geçireceğim diye diye kalp krizi geçiriyor. Pınar Hanım, kalori günlüğü değil mi? İnanın bunlara gerek yok. Benim fikrim, karar sizin. Emin olun. Yani birazcık kalori bilgisi olsun ama böyle hayatı, yani filmlere falan bile konu oluyor. Aman onu yedim şu kadar kalori, bunu atmak için şu kadar yürümem lazım, bu kadar kalori harcamam lazım. Şimdi temel mantık şu, şu an kaç kiloysanız günlük sabah kalkıp akşam yatana kadar, bu arada gıda mühendisliği lisansım, aldığım informal eğitimleri de bahsetmiyorum. Ya bir sürü beyin üzerine, duygu üzerine, bütünleyici tıp vesaire, bir sürü psikoterapi şu bu. Hipnoz, NLP, enerji ve bir sürü çalışma yapıyoruz. Hepsinin kiloyla bağlantısı var. Hepsinin efendim. Geçen bir öğrencim aramış. Hocam Access Bars çalıştım. Ben de çalıştım dedim. İşte biraz bahsettim. Hocam diyor, senin de almadığın eğitim yok. Yani alıyorum 20 yıldır. Hoşuma gittiğinde, ilgimi çektiğinde aile dizimi aldım geçen. Efendim işte cumartesi pazar biraz önce bahsettim. Bülent Şenyürek hocamın eğitimine katıldım. Tavsiye ederim, isteyenler, ilgi duyanlar, imkanı olanlar katılsınlar. Evet, ben de kendi eğitimlerim için bayramdan sonra paylaşacağım. Benim eğitimlerimi şöyle düşünebilirsiniz. Hoca arı gibi topluyor, her yerden gidiyor, alıyor, çalışıyor. Bir de uzmanını bulurum, kafa yorarım, okurum. Alırım onu, öğrencilerime böyle bal yapar gibi veririm. İnşallah derslerimi takip edenler memnun da kalıyorlar. Hatta çok çok başarılı olanlar var, gurur duyduklarımız var, bizi geçenler var. Benim henüz kitabım çıkmadı. Kitap yayınlayanlar var. Bu da gurur duyuyoruz. Bu da güzel bir şey. Ben kendi eğitimlerimi bayramdan sonra anlatacağım. Nasıl yapacağız? Katılmak isteyenler katılır. Bu kilo içinde bir Zoom'dan grup kuracağız. Grubumu bir tanıyacağım. Onlara özel biraz daha mesafe alacağız. Ücretsiz sohbetlerimi de buradan yapacağım. Bir de bayramdan sonra belki bir gün daha sohbet açarım. Yaşam koçluğuyla ilgili detaylarını daha sonra anlatacağım. Evet, şimdi nasebo, yediğim kilo yapıyor. İşte yiyorum kilo alıyorum. İşte yediklerim rahatsız ediyor. İşte bu bana dokunur. Mesela dokunan yemekler, alerjiler, dokunan besinler üzerine de bir sohbet yapmak istiyorum. Alerjilerin, işte elma yedi dokundu, bilmem et yedi dokundu, bulgur yedi dokundu, işte şu dokundu, bu dokundu efendim. Bunların hepsinin bir çözümü var. Alerjilerin çözümü için de EFT'nin çok güzel şeyi var. Bu vuruşları yapın. Bu vuruşları bir daha söylüyorum. Zihin açıcı hareketler diye sayfama ekledim. YouTube'da da var. Şöyle kültür fizik hareketi gibi de düşünebilirsiniz. Zaten bir karma bir şey. Onu ben
Amerika yüzme takımının hocası takımına yaptırıyor. Birçok mentörlük yapan, böyle çok başarılı iş, dünya çapında Forbes 500'e koçluk yapan hocalarım olmuştu. Onlardan birinden öğrenmiştim. Onu böyle gerçekten Allah rızası için paylaştım. Onu yapanlar zaten birçok sorunu çözüyorlar. Günde 3 kez yapın, aşağı yukarı 7-8 dakika sürüyor. Şu baş kaşımak, kulak kaşımak, parmakları kaşımak, eli, vuruşların bir tık ilerisi. O migren falan bir sürü rahatsızlığı ve bir sürü alerjiyi çözer. Ben ücret iade garantisi veriyorum. Çalışmalarımda gerçekten çözüm almazsam parayı iade ediyorum. Bana birçoğu akıl veriyor. Hocam zaman ayırıyorsun falan filan. O zamanın karşılığı bu. Şu bu parasını iade etme falan. Ben iade ediyorum arkadaş. Benim için sorun yok. Aldığım para helal olsun. Emek harcamışsam da çözüm üretememişsem, o kişi dediklerimi yapmış. Zaten yapmıyorsa gelmesinin de bir anlamı yok. Gelme diyorum gönül rahatlığıyla. Bunları şunun için söylüyorum. Alerjilerin de çözümü var. Ama lütfen şuraya dikkat edin. Doktora gitmeyin. Bazı ekoller var, böyle doğal besin, nebevi tıp. Öyle demiyorum ben. Bak buraya dikkat edin. Kronik bir rahatsızlığınız var. Bir doktora gidiyorsanız, psikolojik de olabilir. Bir doktor tedavisi görüyorsanız, hatta benim önerilerimi belki sorun. Fikirlerimi de, karşı olduğumuz noktaları da söylüyorum. Bu da bir yöntemdir, bir fikirdir. Kafanızda oluşur ama bir tedavi görüyorsanız efendim, o tedaviyi de yarım bırakmayın lütfen. Veya yani her problemin bir duygusal nedeni var, bir düşünce arka planı var, bir beslenmeyle, alışkanlıklarla alakası var. Eyvallah. Mesela fonksiyonel tıpta birim diye bir kavram var. Onun da kitabı var. Onu da atacağım, okumanızı isteyeceğim. Şu an ona girmeyeceğim de kısaca bahsedeyim. Birimin harflerini düşünün. B, bağışıklık sistemi bağırsaklarla başlıyor. Bu sonraki derslerimde detaylı anlatacağım. Efendim kaynağını da söylüyorum. Kaynağına da gidebilirsiniz. Birim. Efendim birimin iyisi, yani bağışıklık sistemi ve bağırsaklarla ilgili bir takım şeyler bilmemiz lazım. Temel beslenme bilinci olması lazım. Temel sağlık bilinci olması lazım. Yani yine doktora da gidin de, ama lütfen temel bilincimiz bir nefes bilinci olması lazım. Anlatabildim mi? Bir anatomi temel. Yani çok detaylı değil. Yani ama bir bilmek lazım. Yani bir bağırsaklar, yani bütün mesele bağırsaklarda başlıyor. Emin olun yani, gerçekten geçen gelmişti bir teyzemiz, Bayburt'tan gelmişti. Gerçekten Anadolu'nun Arife Hanım'ı. Çok kilolu, şeker var, tansiyon var, kolesterol var, işte agresif. Kimisi demiş sana büyü yapılmış. O kadın böyle bayağı bir agresif. İşte eşiyle falan. Teyze dedim, sen bir 30 kilo ver, hiçbir şeyin kalmaz, evvel Allah görürsün. Birkaç şey daha söyledim ama mesele bağırsaklarda başlıyor. 30-40 kilonuz varsa fazladan, en az bir 10-15 kilo bağırsaklarda sıkıntı var demektir. Bağırsak temizliği. Lavman da yapabilirsiniz. Lavman herkes her zaman yapamaz. Ama bağırsakları temizleyecek bir basit kür olabilir. Gıda mühendisi olduğum için lisansıma uygun. Zararsız, doğal besinlerle. Birimin iyisi inflamasyon, iltihaptır. Efendim bakteridir. Özellikle bağırsaklardaki zarar verici birçok şeyi temizleyecek bir sistem oluşturmak lazım. Efendim C vitamini ağırlıklı. Birimin R'si ruhsal iyileşme. Kesinlikle söylediğim her şey, doktorların da özellikle fonksiyonel tıpçı, bütünleyici tıp çalışanların, eczacıların da herkesin kabul edebileceği şeyler. Söylediğim birçok kaynak zaten, kaynağın kitabı yazan veya o
ekolü oluşturan da zaten doktor ve dünyada çözüm üretmiş insanlar. Özellikle GAPS diyetiyle mesela otizm bir faciaydı, bir kanser gibiydi. Şimdi otizmli hafızlar var, şampiyonlar var, sporcular var, işletme sahibi insanlar var. Otizm artık facia olmaktan çıktı. Bunları daha sonra, şu an bir özet giriyorum. İkinci iyi birimin ruhsal iyileşme, zaten psikolojik bizim alanımızla ilgili işte birçok şey anlatacağım. Ufak ufak temelleri atıyorum, basit basit. Size düşen uygulamaları yapmak. En basitini yapacaksınız ki ağırı da bu basitten geçecek. Yani bugün size imgeleme de göstereceğim. İnşallah vaktim kalır. İmgeleme yapacaksınız. Bu EFT'yi artık bol bol yapacaksınız. Yeni girenler, ilk kez dinleyenler, EFT bir önceki video. Onu da takip etmenizi isterim. Önceki videolara bakın. Hani bir bütünlük oluşsun diye. Evet. İnflamasyon birinci i, ikinci i insülin direnci. Özellikle pankreas, böbrekler, böbrekleri bozan, böbrekleri güçlendiren doğal kürler. Bizim amacımız doğal kürler. Tabii birçok üstad var, birçok hoca var, birçok prof var. Çok güzel açıklamalar yapıyorlar. Birçok sayfa var. Herkesin farklı bir bakış açısı var. Ben de kendi bilgimi, birikimimi bütünleyerek, amacım yıl sonuna kadar, bir yıl boyunca bir bütün halinde. Amaç sadece, çünkü bilmiyorum sizde de var mı, ben bir dönem manyak olmuştum. O bir şey diyor, o bir şey diyor, aman onu yapıyorsun, onu yapıyorsun, onu yapıyorsun, o ona karşı, o çıkıyor diyor ki bu böyle, ya böyle bir karma karışık olmuştu. Bir dönem böyle ambala olmuştum. Oluyor, insanlar böyle bir iki fayda görünce her şeye saldırıyor, her şeyi yapmaya çalışıyor. Çok tavşan kovalayan hiç tavşan yakalayamaz. Yani büyük böyle pumalar, böyle aslanlar gözüne bir aday kestirir, onu yakalayana kadar ona fokuslanır, odaklanır, gider onu yakalar. Yoksa onu bırakıp bir başkasına koştum, onu bırakıp bir başkasına koştum, enerjisi mahvolur. Hiçbir şey de çıkaramaz, hiç avda yakalayamaz. Onun için gözüne bir şeyi kestireceksin, onu yapacaksın. Ben kendi adıma söylüyorum, takip edilmeye değer yönüm ne? Ya niye beni takip etsin? Ben olsam beni takip eder miyim? Abi pratik bir şey öğretiyorsa, kolay, işe yarıyor, günlük hayatımda işe yarıyorsa, evet, neden olmasın? Ben bunu öğreneceğim, hayatıma uygulayacağım, basit, kolay, işe yarıyor. Ve başkasına öğretebileceğim, o zaman takip ederim. Yani ben öyle planladım artık. Fayda, takdir sizin. Uygulama yaptığınızda paylaşın, bakalım, değerlendirelim. Şimdi birimin o ikinci iyisi insülin direnci, o pankreas işte vesaire ilgili sistemi paylaşacağım. Sonu metilasyon. Placebo Sensin ve Birim iki kitabı da atacağım. Kan grubuna göre beslenme, onu da atacağım. Bir sayfa oluşturacağım. Oradan sırayla okuyabilirsiniz. Bunlar da okunmaya değer kitaplar. Okudukça dersiniz, hoca teşekkür ederiz, güzel kitaplarmış. Bir sürü kitap var çünkü, hangi birini yetiştireceğiz? Tavsiye daha orijinaldir. Bu arada aranızda çok değerli dostlar var. Çok değerli, çok kendini geliştirmiş hocalarımız var. Kitap veya başka önerileriniz olursa o önerileri de paylaşın benimle. Bana mesaj atın. Efendim, tavsiyeleriniz de başımın üstüne. Sizin hepinize söylüyorum. Ola ki bir bildiğiniz bir şey var, işe yarıyor. Ben onu kullanırım, değerlendiririm. Evet. Bunlar sonraki şeyler. Böyle kısa kısa bahsediyoruz. Bugün ana konumuz placebo. Placebo insanın kendini kandırması değil. Yani sigara sağlığa zararlı. Tamam, sigara içiyorsan veya yediğin şey gerçekten dokunuyorsa, bana bir şey olmaz, ben süperim, harikayım, bomba gibiyim. Yani o yediğin şey neyse, seni yere çakarsa görürsün. Buradaki amacım bu değil. Yani böyle değil.
kendimizi kandırmayacağız. Ama kalori hesabı, aman kurban eti, işte gittiniz bayram, kurban gelmiş, kebap güzel, yapanın da ellerine sağlık, güzel yapmışsa, bakın çiğ yapmışsa, ağır gelmişse, bir tane aldığınız hoşunuza gitmediyse yemeyin. Yemek zorunda değilsiniz ama yemişseniz, güzelse yiyin kardeşim, şifa olsun. Şifa niyetine de içinden bir geçir. Şifa olsun de, şifa niyetine de. Kalori hesabı yapma, otomatikman bırak, yürümek içinden gelsin, beynin seni yürütsün, yürü, onu beynine bırak. Sen sadece, şimdi biraz sonra imgelemeyi göstereceğim. İmgeleme yaparken kendini özellikle en az 50 tane kitap önerebilirim bu işle ilgili. Söylediğim her şey de bilimsel. Nobel ödüllü insanlar var bu konuda. Ama işte o placebo sensinle başlayın. İmgeleme, öz imge. Ben 103'tüm, 83'e düştüm. Şimdi 70 için çalışıyorum sizinle beraber. Efendim, ha şunu da söyleyeyim. Bakın, lütfen bunu da bilinçaltınıza yerleşsin. Hocam sen her gün karbonatlı su içiyor musun sabah akşam? Her gün her dediğini yapıyor musun? Yapamıyorum arkadaşlar, yalan yok. Yani öyle mükemmel biri değilim. Benim de zaaflarım var, sıkıntılarım var, rahatsızlıklarım var. Ama çevrem, beni yakın tanıyanlar sorsun, eşime, dostuma, kardeşime, eşime, yani bu adam mekik mi çekiyor, spor salonuna mı gidiyor, ne ağır ne spor yapıyor, nasıl kilo verdi? Yani hafif dikkat, işte anlattıklarım yani. Bir gün yapıyorum, üç gün yapmıyorsam, beşinci gün yapıyorum. Ya hep ya hiç yok. Bunu yerleştirin kafanıza. Yapabildikçe yapın. Mesele bu. Evet. Şimdi nasebo, ya bana dokunur ben yapamam. Plasebo, evet yapabilirim, iyi gelecek, şifa olsun, iyileşiyorum. Ama öz imge, gözlerinizi kapadığınızda, ben gözlerimi kapadığımda kendimi, evet, aynaya baktığımda 70 kilo görüyorum. Karnımı düz görüyorum. Öz imgeniz özellikle kafanızda bu kalsın. Şimdi yaslanın arkanıza, dik durun. Nefesinizi 4 saniye alın, 8 saniyede bırakın. Gözlerinizi kapatın, bir imgeleme çalışması yapacağız. İmgeleme ne demek? Zihinde canlandırmak demek. Şöyle 1-2 dakika boyunca, önce 4 saniye nefes alın, bırakın, bir rahatlayın, gözler kapalı, sakin olun. Size bir de biraz da hafif bir müzik açayım. Evet, 3 ay, 5 ay süre vermiyorum. Fit olduğunuz, ideal kilonuzu yakaladığınız bir an düşünün. İstediğiniz bedeni giyebiliyorsunuz, istediğiniz bedendesiniz. İstediğiniz elbiseyi giyebiliyorsunuz. Bir süre sonra, yani 1 yıl 10 ay bilemiyorum. Ortalama 20-30 kilo için 10 ay 12 ay hedef koymuştuk. Ve fit kalıp ömür boyu fit kalmaktan bahsediyoruz. Bir ulaştığınızı düşünün şu an. Böyle bir sağdan soldan bakın kendinize. Şöyle kendinizi bir görün. Ulaşmak istediğiniz noktaya ulaşmışsınız. Bu cümleyi Aytekin Bey yazabilirsen, ulaşmak istediğin seviyeye ulaşmışsın. Bir bunu düşün. Aynaya bak, o elbiseyi giy, yürü, koş. Bir gerçekten hisset kendini olmak istediğin gibi. Nefes al ver, nefesini tutma. 4 saniye alıyorsun, 8 saniye bırakıyorsun. Nefes alıp ver, gözler kapalı. Evet. Derin nefes alıp bırakıyorsun. Olmak istediğin gibisin. Ulaşmak istediğin noktaya ulaşmışsın. Nasıl ulaştığını şu an hiç düşünme. Şu an nasıl olmak? Sonuç.
Evet. O noktaya ulaşmışsın. Aynaya bakıyorsun, görünüşün gerçekten istediğin gibi. Duygularına odaklan, duyguların, düşüncelerin, bir düşün, ne düşünüyorsunuz? Of, sonunda verdik ya. İnsan emin olun mutlu oluyor. Yüzüçgen yürüyüşün de farklıydı, zorluyordu. Bir kaldırımdan bile inip çıkmak zor geliyordu. 103, 106 videolarım var. YouTube'dan bakabilirsiniz eski halime. Resimlerim var, görsellerim var. Videolarım var. Gerçekten adım atmak zordu. Ama şu an 83'üm daha. Bunu ben imgelemiştim. Şimdi de 70'i imgeliyorum. 70 kiloyken verdiğim seminerler falan da var. Oradaki resimlerime falan bakıyorum ve giymek istediğim takım elbiseyi giymişim. Fit görünüyorum. Duymak istediğim sözleri duyuyorum. Öğrencilerim var. İddialaşmışız bazılarıyla. Bunlar güzel şeyler. Efendim fit. Duygularınız mutluyum, neşeliyim, sağlıklıyım, kendimi iyi hissediyorum. Birçok rahatsızlığı çözdüğünüzü hissederek. Evet. Düşünceler, evet ya oluyormuş, bak yapabildim çok şükür. Kendimi iyi hissediyorum. Gurur duy kendinle mesela. Buradan bir tane fotoğraf oluştur zihninde. Eğer gerçekten fit halinin fotoğrafı varsa onu da bir tab yap. Masa üstüne, telefonuna, fotoğrafın deposuna, buzdolabına, sağa sola, aynaya o fit halini asabilirsin. Photoshop bilenler falan, öyle bir resmi yoksa, ben kendimi bildim bileli kiloluyum diyorsanız onu bir Photoshop bilen biriyle fit halinizi çıkarabilirsiniz. Mesela bir hanımefendi kilo vermişti. 6 ayda 20 kilo falan vermişti. Görümcemin düğününde fit olmak istiyorum. İşte filan elbiseyi, filan bedeni giyip böyle o bütün sülale toplanıyor ya düğünlerde. Oradan buradan. Onlar geldiğinde böyle görecekler, şok olacaklar. Çünkü önceki düğünde şey demişler, duba gibi olmuşsun, fil gibi olmuşsun, balina gibi olmuşsun. Evet. Bu bizim öz imgemiz. Gözünü kapadığında o halini düşün. Bu kadar. Bunu ileride derinleştireceğim. Hipnoz seansları yapacağım, dediğim gibi. Çok derinleşeceğim. Şu an böyle sohbet, giri, konu. Emin olun, rahat olun siz. Basit olması çok etkili, göreceksiniz. Çok rahat yapacaksınız. Hocam bu kadar. Hocam elim ayağım uyuşsaydı bir hipnoza, onu ben sana yapabilirim. Yapacağım da ilerleyen zamanlarda. Ama şu an sen bunu başkasına yapamazsın, kendine yapamazsın. Rahat ol kardeşim, yum gözünü. İdeal kilon kaç, ona ulaşmış olduğunu düşün. O geçen aradaki zaman. Bu bilinçaltı yöntemidir. Bilinçaltı tümden gelir. Bilinç tüme varın. İşte şunu yapacaksın, spor yapacaksın, diyet yapacaksın, onu yapacaksın, yemeyeceksin, kurban bayramı. Eskiden ne zulümdü değil mi bu diyet yapanlar için? Millet et yiyor, sen yiyemiyorsun. Yesen vicdan yapıyorsun. Yesen kardeşim şifa niyetiyle ye ve hiç mesele etme. Ha burada yiyeceksin 3 gün 5 gün. Hadi 10 gün ye. Yine arkasından rahatlarsın, merak etme. Kasma kendini, strese sokma, germe. Amigdalanı, bilinçaltını, zihnini, bedenini alarma geçirme. Bu temel mantık bu. Sakin ol abicim, sakin ol ablacım. Sen devam et, uygulamaları yap. Sabah kalk bir tane karbonatlı su iç. Bir 5-10 dakika sonra bir tane sirkeli elma sirke ev yapımı. Bir bardak iç. Kahvaltını yap. Kahvaltıda et bile yiyebilirsin, hiç problem yok. 2 saat sonra yemeklerden, kahvaltıdan sonra 2 saat sonra sirkeli suyunu iç.
İçinden bir yürümek isteği gelince yap. Arada da gözünü kapa. Yatarken mesela, sabah kalktığında, böyle oturduğunda, bir şeyi beklediğinde, ne bileyim, kapa gözlerini. Şöyle derin nefes al. 4 al, 8 bırak. Ve şöyle içinden gerçekten gör kendini. Karşında bir ayna var. Bakıyorsun böyle vücudun fit istediğin gibi. Yani imgele. Yüzlerce terapinin özüdür öz imge çalışması. Öz imgen neyse beynin seni ona götürür. Eninde sonunda götürür. Ve niyet. Koy elini şuraya. Koy elini tam ben dediğin yere. Sevgiyle, huzurla de. Keyifle, neşeyle. Benim için ve evrendekilerin en yüksek hayrı için istiyorum de. Gerçekten istiyorum de. Zihnim, bedenim bunu yapar Allah'ın izniyle. Allah'a dua et. Allah'ım şafi sensin, şifa veren sensin. Sen yardım et Allah'ım. Sen işimi kolaylaştır. Sağlıkla, huzurla. Uhuletle ve suhuletle derler eskiler, büyüklerimiz. Sakin, rahat, öz imgeni fotoğrafla, gerekirse o halini resimle, şöyle odana yatarken mesela aynaya baktığında sana onu çağrıştıracak çağrıştırıcılar belirle lütfen. Son olarak fotoğrafın üstüne 777 diye bir böyle renkli bir marker kalemle, bir pilot kalemle görebileceğin, dikkatini çekebileceği şekliyle 777 yaz. Bu da beyinde mucizevi değişimler, irade gücü, sürpriz olumlu gelişmeler. Evet, plasebo, olumlu beklenti. İdeal kilomuza ulaşıyoruz hep beraber. Göreceğiz, ben de, siz de göreceksiniz, siz de yapacaksınız. Evet, bitiriyorum. Bu zaman uyarıları çok güzel, teşekkür ederim. Bunu kaydetmek istiyorum. Gözünüzü kapatın, imgeleyin lütfen. O şık takım, o şık beden, kaç beden olmak istiyorsanız, ideal kilonuz. Sadece bakın, görüntü değil, fiziksel değil. Sizi etkileyen neyse, o ses. Yani ben şimdi duyuyorum, geçen arkadaşımızın açılışı vardı, o da takipçilerimiz arasında, Mustafa Zeki Çat. Çaykara'da bayanlara yönelik bir çanta dükkanı açtı. Orada epeydir görüşmediğimiz bir arkadaşımız, abi ne olmuşsun ya, erimişsin falan. Keyifle, sağlıkla. Hepimize şifa olsun, hepinize şifa olsun. Sizi uzun süredir görmeyenler farkı görürler. Tartılmaya böyle her gün aman 50 gram 100 gram vermiş, hiç gerek yok onlara. Rahat olun, kafanızı rahat bırakın. Kafayı bırakın, rahat bırakın. Yedikleriniz, içtikleriniz şifa olsun. Şifa olan şeyleri yiyip içmek nasip olsun. Öz imgenizde kendinizi olmak istediğiniz gibi görüyorsunuz. Düşünceler, o düşünceyi olmuşken ne düşünüyorsunuz? O ideal kilonuzdayken. Ne hissediyorsunuz? Duymak istedikleriniz. Giyinmek istediklerinizi giyiyorsunuz. Tartıya çıkın mesela, ideal kilomdayım. Sonuç şu an bu. Bir sonraki derste süreci nasıl düşüneceğiz? Onu güzel bir şekilde, evet, onu da şey yapacaksınız. Ben bir sefer tartılın yani, derim bir kilonuzun bir sabah aç karnına, tuvalete gittikten, uyandıktan, tuvalete gittikten sonra üstünüzdeki ağırlıkların farkına vararak veya hafifliği doğru bir tartıyla tartılın. Artık günlük, haftalık tartılmayı da önermiyorum ben. Sadece akışa bırakın. Doğal yaşayın. Gerçekten. Hayalinize ulaşmış gibi. Yani 6 ay sonra mı 65 olacaksınız? 1 yıl sonra mı? Önemli değil. Ben söyledim ilk derslerde, yaklaşık 1 yılda 20 ile 30 kilo rahat verebiliyoruz. Şöyle 1-2 ay kilo verdim vermedim dert etmeyin. Sonra birer ikişer üçer. Vücut kendini onu ayarlar. O ay kaç kilo vermeniz gerekiyorsa o otomatikman ayarlayacak. Siz öz imgenizde
süre koymayın ama öyle olduğunuzu düşünün. Olmak istediğiniz gibisiniz. Giymek istediğiniz kıyafeti giyiyorsunuz. Kaç bedenseniz olmak istediğiniz. Aynaya bakıyorsunuz, görünüşünüz. Benim şimdi mesela şekerpare